İlk defa bu ekranda yarışma düzenleyeceğiz ve bu yarışmanın ödülü bilgidir arkadaşlar. Eğer vatandaşlarımız gösterdiğimiz görselleri bilirse... Bunları görünce ak... %100. Bildiniz, teşekkür ediyoruz. Onlar bu işi yaparlar, çalışma yapmazlar ki. Hazıra kondular, bir de televizyonlarda konuşma yapıyorlar, bir halt yapıyorlarmış gibi. Bunları görünce aklıma Ekrem İmamoğlu geldi. Bu fotoğraf esnasında İstanbul'da... Ama göstereceğiz onları gününü, az kaldı. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. İlk defa bu ekranda yarışma düzenleyeceğiz ve bu yarışmanın ödülü bilgidir arkadaşlar. Eğer vatandaşlarımız gösterdiğimiz görselleri bilirse tebrik edeceğiz. Cehaleti, cehalet içerisinde yaşamadığını onlara hatırlatacağız. Şimdi öncelikle resimler göstereceğim vatandaşlarımıza ve bu resimler size neyi çağrıştırıyor, kime anlatıyor diye soracağım. Hemen elimle gösteriyorum. Görmüş olduğunuz üzere bir yat var elimde. Bu yattan sonra hemen bakıyorum ne var? Balık var. Arkadaşlar balık. Devam ediyorum. Bu sefer balık. Balığın yanında rakı var arkadaşlar. Rakı balık. Devam ediyorum. Evet, kayak takımı görmüş olduğunuz gibi. İpuçları gelmeye devam ediyor. Eğer vatandaşlarımız bunları da bilemezse hemen şöyle gösteriyorum. Şezlong görüyorsunuz. Ortada bir kırmızı kravat. Devam ediyorum. Eğer vatandaşlarımız hiçbirini bilemezse ipucunu genişletiyoruz ve büyükelçi diyoruz. Hep birlikte bakalım vatandaşlar bu isimleri, bu resimleri görünce kimi hatırlayacak? Bu arada ekranda 60 saniye süremiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sayaç işlemeye başladı. Bilen olduğu durumunda o sayaç duruyor ve tik oluyor. Bunu her vatandaşa yapacağız. Örneğini de ekranda gördünüz. Hadi vatandaşlara geçelim bakalım bilebilecekler mi? İyi seyirler. Şimdi abi elimde kağıtlar görüyorsun. Evet. Bu kağıtları sana soracağım. Bu nedir? Kayak takımı. Bu nedir? Balık ve rakı var. Bir sofra. Sofra kurulmuş. Bu nedir abi? Balık var. Balık var. Bu? Yat görüyorum. Var. Yat evet. Görüyorsun. Bu nedir abi? Şezlong var burada ve kravatlı bir resim tasvir edilmiş. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Göstermeme gerek var mı? Aslında yok. Ben anladım işin nereye gideceğini. 2019'daki genel seçimlerde Türkiye'nin, yani İstanbul'un belediye başkanı seçilen şahıs SA gidiyor diye. Evet, 60 saniye süremiz vardı ve bildiniz. Çok İsim? Teşekkür ederim. Benim ismim Muhammed. Kişinin ismi? Ekrem İmamoğlu. Her şey çok güzel olacak diyerek galiba kendisini kastetti, her şey çok güzel olacak. Kendim açımdan mı demek istedi? Hiç bilmiyorum abi, vallahi olay bu. Yazık, çok yazık yani. Müslümanız, birbirlerimizin derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Bir belediye başkanına hiç yakışmadı. Madem böyle yerlere gidiyorsun, hepimizin hakkı ama o zaman medyaya yansımaması gerekir bu. Ve yazık oldu yani. Kendi kalesine gol atmış oldu böylelikle. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Abi, bu nedir? Kayak takımları. Bu nedir abi? Pişmiş balık, Allah'ın haram kıldığı zıkkım rakı. Tamam. Bu nedir abi? Bu da balık. Balık. Bu? Yat. Yat. Abi son olarak bunu gösteriyorum. Eğer bilemezsen bir tane daha göstereceğim. Şezlong, bir de kravat resmi. Kimi çağrıştırdı sana? Yani... Sonuncuyu göstereyim. Ekrem İmamoğlu olabilir. Olabilir. Bir de şunu göstereyim. Büyükelçi. Kimi çağrıştırıyor abi sana? Yani Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçi ile yemek yemesi. Kişi Ekrem İmamoğlu mu yani? %100. Bildiniz. Teşekkür Çünkü ediyoruz. Bir belediye başkanının herhangi bir ülkenin büyükelçisiyle ne işi olabilir? Yani nasıl yemek yiyebilir ki? Şurada az ileride 200 metre ileride Ümraniye meydan var. 2018'de oranın temeli atıldı. 2022'deyiz. Daha hala bitmedi. Sadece yani 3-3,5 senede orası bitmedi. Çok teşekkür ederim. Diğer vatandaşlara geçelim. Çok basit bir sorumuz var. 60 saniye süren var abi. Sana birkaç resim göstereceğim. Sen de kişiyi tahmin edeceksin. Tamam. Abi bu nedir? Bu yat. Yat. İkinci resme geçiyorum. Bu nedir abi? Kayak takımı. Kayak takımı. Büyük çıkmış biraz, o yüzden anlamadım. Evet. Bu nedir abi? Rakı balık. Rakı balık. Kişiyi tahmin etmeye başladınız mı? Devam edeyim mi? Ekrem İmamoğlu. Evet, 60 saniyelik sürenin sonuna geldiniz ve bildiğiniz, tebrik ederim abi. Sağ olasın. Birkaç resim gösteriyoruz. Kişiyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz. 60 saniye süreniz var. Süre başladı. Bu nedir? Bu korkunç bir balık, sinirli bir adama benziyor. Kişiyi tahmin edeceksiniz. Kişi. Bu nedir? Şeye benziyor, Kılıçdaroğlu'na benziyor. Kılıç. Biraz daha devam edelim. Bu nedir? Bu neye benziyor ki? Rakı balık. Borcu harcı olan bir adama benziyor. Bu nedir? Yat.
Keyif. 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 Size birini çağrıştırıyor mu bu resimler? Devam edeyim mi? Yok, çağrıştırmıyor. Devam edelim. Gel kız, sen de bak gel. Kayak takımı. Bu neyi çağrıştırıyor evin, kayak? Kayak takımı. Yat, kayak takımı, şezlong, rakı balık. Devam edeyim mi? Edeyim. Son olarak büyük elçi. Büyük elçiyle de bir muhabbeti olmuş daha önce bu kişinin. He, şeyi söylüyor. İmamoğlu mu? Evet. İmamoğlu. Onlar bu işi yaparlar. Çalışma yapmazlar ki. Hazıra kondular. Bir de televizyonlarda konuşma yapıyorlar. Bir halt yapıyorlarmış gibi. Ama göstereceğiz onları gününü. Az kaldı. Pekala. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada resimler biz gösterirken ekrana geliyor. Bilginiz olsun. Hani biz konuşurken ekrana vermeye devam ediyoruz resimleri. Merhabalar. Merhaba. Birkaç resim göstereceğim sana. 60 saniye süren var. 60 saniye içerisinde kimden bahsetmek istediğimizi tahmin edeceksin abi. Bu nedir abi? Alabalık. Balık. Bu nedir abi? Şezlong. Önünde bir kırmızı kravat. Evet. Bu nedir? Rakı balık. Çağrıştırmaya başladı mı, devam edeyim mi? Yani. Bu nedir? Yat. Yat. Bu nedir? Kayak. Takımı. Evet. Tahmininiz var mı? Devam edeyim mi? Bir kişi daha, bir şey daha kaldı. Yo, Ekrem İmamoğlu. Yani bunları görünce aklıma Ekrem İmamoğlu geldi ya. Şimdi abi sana birkaç tane resim göstereceğim. Sen de kime anlatmak istediğimizi bulacaksın. Öncelikle buradan başlayalım. Bu nedir? Bu balık. Balık. Evet, benzer. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu nedir abi? Gömlek ve kravat. Nasıl? Gömlek ve kravat. Şezlong abi. Deniz kenarında şezlong, gömleğe benzettin de. Kravat ortada var, aynen. Bu nedir abi? Kuş, çiçek, rakı. Balık. Rakı balık. Söylemek istemiyorsun galiba. Yok. Evet. Bu nedir abi? Sandal. Yat. Yat. Bu da? Kayak. Kayak takımı. Evet. Birini hatırlatıyor mu sana, yoksa devam edeyim? Bir tane daha kaldı. Bir tane daha. Bir tane daha açtım. 60 saniye süre devam ediyor. Büyük elçi. Sana birini hatırlatıyor mu bu kişi? Her şeyi hatırlatır. Kimi? Neydi herifin ismi? Büyükelçi, yat, şezlong, rakı balık, kayak takımı. Ekrem İmamoğlu. Balık yemek, kayak biz alıyoruz. Hepsinin bir anısı var ama. Yani, anlatayım mı anıları? Anılarını anlatmaya gerek yok. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Deniz kenarında tatil yapabilir değil mi? Ha, o da şey anlatıyor değil mi? Yok, Ekrem İmamoğlu yine. Değil Deniz mi? Kenarında yani, tatil yapabilir değil mi Ekrem İmamoğlu? Normal. Tabii yapabilir ya, niye yapmasın? Bu fotoğraf esnasında İstanbul'da sel vardı. Selin olduğu zaman orada olacaksın diye bir şey yok. Önemli, selin ön zamanında olacaksın. Selin zamanında, evet. Sel zamanı tatildeydi. Bu fotoğrafta da rakı balık var. Büyükelçi ile birlikte İstanbul'da afet vardı. Kar afeti. Biraz evvel söyledim ben. Önemli olan olayın olduğu zaman orada olmak değil. Önemli olan o olay olmadan ona gereken hizmeti yapıp onun önünü anlamak. Yapılmadı mesela. Mesela bu fotoğrafta da Elazığ'da deprem olmuş. Erzurum'da kayağa gitmiştik yani. Bakın, İstanbul Belediye Başkanı gayet güzel çalışıyor. İki tane icraatını siz söyler misiniz? Ben söyledim. Ve çok güzel çalışıyor. İki icraat. Üçtü ikiye. Her şeyini yapıyor. İki icraat söyler. Yok, hiç böyle bir şey yok. Ben oy vermek istiyorum Ekrem İmamoğlu'na. Lütfen iki tane icraat. Ben bir gencim abi. İcraatını söyledim ben. İki icraat söyler misiniz? Bakın, söylüyorum icraatlarını. Önemli olan olayın orada olduğu zaman resim çektirme için çizme giymek değil. Önemli olan o olay gelmeden onun tedbirini almak. İmamoğlu'nun iki icraatını söyleyin. Yemin ederim size oy vermeye gideceğim Ekrem İmamoğlu. Söz alın. Bedava ekmek dağıtıyor. Bedava ekmek nerede dağıtıldı? Fırınlarda. Bedava süt dağıtmıyor, bedava ekmek de yok mu? Bedava süt dağıtıyor. Bütün çocuklar ve bütün ailelere yardım ediyor. Çok hiçbiri güzel çalışıyor. Olmadı abi. Yok. Senle göre olmadı bile ama bana göre çok güzel çalışıyor. Bedava ekmek dağıtılan yeri bir söylesene. Beraber gidelim, sana bir kamyon alalım. Bütün fırınlarda. Şimdi şurada bir fırına gidelim o zaman beraber. Ya, tabii 3 lira ekmek veriyor. 3 lira değil, bedava ekmek dediniz ya. Bedava saydın, 3 lira. Ne verirsin adamda? O zaman 5 lira ekmek de ucuz oluyor. 3 lira ekmek. O bedavaysa. 3 lira ekmek verdiği zaman bütün belediyelerde, çok belediye adamın büfelerini koymadılar, bırakmadılar. Niye bırakmıyorlar? Adam ucuz ekmek veriyor. Yerini değiştirme kararı almıştı orada ilçe belediye. Resmen bırakmıyorlar. Evet, o yere izin vermiyordu. Başka yerde yapın diyordu. Niye oranın ne farkı var? Orada bir çalışma var çünkü. Abi, mesela Üsküdar'da bir hastane ek bina çalışması yapılıyor. Önüne şey yer, kanal aç, iptal et, gidin 5 kere. Yok. Siz Ümraniye'nin yanında Üsküdar'ın belediye başkanısınız. İmamoğlu geliyor, ben sizin hastane ek hastane yaptığınız proje alanına halk ekmek dikmek istiyor. İzin verir misiniz?
Bir defa öyle bir şey yok. Sen önce orayı iptal ediyorsun. Burada çalışma, orada çalışma. Hiç ben size yer söyleyeyim. Ünalan Mahallesi'nde oldu bu. Soyak sitelerinin hemen aşağısında. Siz belki şeysiniz, gezinizsiniz, biliyorsunuz ama ben o kadar bilmiyorum. Ama İmamoğlu çok güzel çalışıyor. İmam, İki icraat söyle onu. Her şey çalışıyor. İki icraat. Ve çok güzel mesela çalışıyor. Mesela bedava ekmek 3 lira ya. Evet. O zaman 5 lira ekmek de ucuz mu oluyor? Yok, 5 lira ekmek ucuz. Bedava 3 liraya bedava diyorsun. 3 liraya bedava tabii. Ben 5 liranın yanında bedava. Ucuz oluyor 5 lira. 5 liranın yanında 3 lira ucuz. Ucuz. Tabii. Peki, teşekkür ederim. Estağfurullah. Tamam.